İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, Kayseri'de faaliyet gösteren bir Kafkas yöresi restoranını ziyaret ederek restoran işletmecisinin sorularını dinledi. Yücel, esnafların karşılaştığı ekonomik sıkıntılara yakından tanıklık ettiğini belirterek bunlara acilen çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Benim gibi binlerce esnaf vardı. Bu konuya bir çözüm, bir aydınlık, bir şey yapmaları lazım. Yani şu an gerçekten biz sıkıntıdayız. Yani ham maddeyi dün aldığınız fiyata bugün alamıyorsunuz, onu mu diyorsunuz? Kesinlikle bulamıyoruz. Peki bu lezzetlerden Kayseri mahrum mu kalacak? Yani vaz mı geçeceksiniz bu işleri yapmakta? Vallahi biz Kuzey Kafkas'a, sizin de belirttiğiniz gibi, evet, Kuzey Kafkas'a göçmeniyiz. Bizim atalarımızdan nasihattir. Gittiğiniz yeri vatan belleyin. Bizim bir ikinci vatanımız yok. Ben vatanımı da, Türkiye'mi de, her şeyimi çok seviyorum. Ben gerçekten Türk olmaktan, Türk TC'si taşımaktan onur gurur duyuyorum ama şu an gerçekten sıkıntı içerisindeyim. Ben neredeyse kilit vurmak üzereyim. Bize bir çözüm, yetkililer bir çözüm yani. Bu kadar zamlarla biz baş edemiyoruz artık. Gerçekten baş edemiyoruz. Maaşlar da arttı çalışanların. Maaşlar arttı, sigortalar arttı. Tabii ki çalışanların. Evet. Ama ben ne kazanıyorum? Kira bir taraftan yükseliyor. Çalışanların öyle. Gerçekten çalışanların hakkı 10'da olsun, 20'de olsun ama benim kazandığım hiçbir şey yok. Tabii dengeler, şey yok. Dengeler çok bozuk başkanım, çok bozuk. SSK olsun, maaşlar olsun. Aynen öyle. Ham madde girdileriniz, aynen, olsun. Şu anda sizin satış fiyatlarınızın belki üzerine çıktığı yerler var. Aynen. Müşteri ne diyor peki lezzetlerinize? İşte, gerçekten 5 kuruş hareketlendirdiğin anda tepki gösteriyorlar. Çünkü onlarda da yok. Evet. Onlarda da yok. Ya sürekli onlara gelen ne müşteri bir bakıyorsunuz ya, gelmez çok, oluyor. Çok azaldı. Öyle müşteri mi? Konusu da çok azaldı. Ama ben gördüm, lezzetleriniz çok güzel. Vallahi lezzet konusunda sağ olun, Allah razı olsun. Türk kültürüne hakikaten değişik bir gastronomi yani, örneği koydunuz. Kayseri'ye bir renk getirdiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Bir anne olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi ekonomi sıkıntısı, şu kriz bizi mahvediyor. Evet. Yani siz kendinize maaş almıyorsunuz. Kendi işletmenizde çalışıyorsunuz. Kirayı ödedikten sonra, ham maddeyi verdikten sonra kendinize maaş almamanıza rağmen sıkıntı mı var? Şu anda açık konuşayım, ben bakurumu ödeyemiyorum ve sağlık güvencem kalmadı. Hani buna açıkça söylüyorum ve gerçekten benim gibi esnaflar ve çok üzülüyor. Benim şu anda 61 doğumluyum. Sağlık güvencem kalmadı benim. Doktora gidemiyorum. Yani ben çalışana, sadece çalışana çalışıyorum şu an. Dükkan kira. Ben dediğim gibi sağlık güvencem yok. Evet. Evet Kayserili hemşerilerim. Bugün çok güzel lezzetler olan bir restoranda böyle bir vakit geçirdik. Aslında lezzetleri muhteşem ama iş yeri sahibinin sıkıntılarını da bir vesileyle dile getirdik. Esnafımızın birçoğu aynı durumda. Allah yardım etsin. Herkes umutla yarına bakmak istiyor. Ama buna bir tedbir alınması gerek noktasında, devletin fahiş fiyatları kontrol altına alması noktasında, ekonomiyi canlandırması anlamında bir beklentisi var. İnşallah biz de bunu hem lezzetleri duyururken hem de vatandaşımızın yine bir sıkıntısını dile getirmiş olduk.